شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Bu dersimizin başlığı tasavvuf ehli ile taamülümüz nasıl olmalı? Yani tasavvuf ehli ile ilişkilerimiz, alakamız, yakınlığımız ve uzaklığımız, onlardaki tespit edilen hatalarda onları uyarmada, onları o pislikten kurtulmalarını sağlamak için nasıl bir iz takip etmemiz gerekir? Nasıl bir muamele içinde bulunmamız gerekir? Bu mevzuyu ana hatlarıyla, teferruatını demiyorum, işlemeye çalışacağız. Aslında tasavvuf ehli ile derken bunu bir taifeye, bir zümreye tahsis eder nitelikte demiyoruz. Aslında Kur'an'a ve sünnete ters düştüğü nispette hangi taifeden, gruptan olursa olsun bütün insanlarla teamülümüz, muamelemiz ne olmalı? Nasıl bir tavır takınmalıyız? Ne gibi niteliklere, sıfatlara sahip olmalıyız? Bu bir tasavvuf ehli için değil, herkes için geçerlidir. İzmir'deki ilk seminerde benim sohbetimin başlığı müşterek değerlerimiz adı altında müşrik, Hristiyan, Yahudi, Müslüman olup bazı hurafelere saplanmış kimseler, tevhid ehli olup bazı ahlaki muamelede hatası olan kimselerle müşterek değerlerimiz adı altında bir sohbet işlemiştik. Tabii ki müşterek değerler o kişi ile yakınlık ilişki sağlayabilecek sebeplerdendir. Ne olursa olsun. Yani hakikaten mülhid, müşrik olan birisi, hiçbir imani bağınız yok ama arada bir akrabalığınız vardır. Bu akrabalık bağı kullanılmalıdır. Neden? Bu ona bir yakınlıktır. O yakınlık sebebiyle ona bir şeyler anlatabilme, onun sizi dinlemesini sağlamanız mümkündür. Müşterek taraflar derken, müşterek değerler derken, müşterek olan her şey kastedilir. İstisnasız. Tabii ki bu tasavvuf ehli dediğimiz insanlarla en azından Allah'a imanda, Resul'e imanda, Kur'an'a, kitaba imanda bir müşterekliğimiz vardır. Her ne kadar sohbetlerde onlardaki Allah inancı, Resul inancı, kitap inancı böyledir desek de aslen bunlara inanıyorlar. Ama bunlara imanın gereğinde sorunları var. İmanın lazımlarında sorunları var.
biz imanı alıp lazımlara nasıl başlamamız gerekiyorsa oradan başlamak gerektiğini ve nasıl başlamak gerektiğini öğrenmemiz gerekir. Muhataplarımızın konusu, sorunu, mevzusu ne olursa olsun mutlak onların davetimize, onları davetimize muhatap edilmeliyiz. Yani herkes bizim davetimizin muhatabı olmalı. Herkese biz hitap edebilmeliyiz. Herkese hakkı anlatmada sorumlu, yani mükellef olduğumuzu anlamalıyız. Çünkü bizim dinimiz, İslam dini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile onun bütün alemlere yollanılması, siyah beyaz herkese yollanılması, onun davetinin şumuliyetini, yani evrenselliğini anlatır. Bunun içinde biz onun mirasçıları olarak bu davayı yüklenirken böyle bir sorumluluğu omuzlarımızda hissetmemiz gerekiyor. Tabii ki hissettiğimiz sorumluluk ile yapabileceklerimiz arasında da iyi bir ilişki kurmalıyız. Çünkü kişinin herhangi bir şeye karşı kendisini sorumlu hissetmesi çok güzel bir şey. Çünkü insanı sorumlu olduğu şeyi yapmaya iten o sorumluluk duygusudur. Onu ne kadar hissedebiliyorsa o kadar gayrete gelir. Kat'iyetle kendimizi bu yolda yapabildiklerimizle ölçerek, ya benim yapabildiğim bu kadar, daha fazlasını yapamam diyerek niyetiniz ile, kastınız ile fiilleriniz arasında kıyaslayarak yaptığım budur, benim düşündüğüm ne demeyin. Büyük düşünün. O kadar büyük düşünün ki Allah Azze ve Celle'nin Resulüne buyurduğu gibi وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Biz seni bütün insanlığa yolladık diyor. Bu ayetin umumiliğine bakacak olursanız Allah Resulü'nün hayatı, 63 senelik ömrü Hicaz mıntıkasından nereye kadar gidebilmiştir baktığınızda bu ifadeyle bağdaşmıyor. Bu ifade gaye. Allah Resulü bu gayenin en cüretkârı, en fedakârı, her şeyini feda etmekten sakınmayan birisi ama ona takdir edilen yapabildiğine Hicaz Yarımadası'nın biraz dışına çıkmak, 60 senelik bir ömre insanların muhatap edilmekte. Ama biz seni bütün insanlık için yolladık sözü, insan olarak var olan hangi toprak yüzü, yeryüzü varsa oraya kadar sorumludur. Çünkü bu dini oraya kadar ulaştırmakla bizatihi olmayabilir. Ama arzusu, temennisi, gayesi o dini oraya kadar ulaştırmaktır. Çünkü Allah Resulü de bir hadis-i şerifte diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَتْرُكُ بَيْتًا اِلَّا اَدْخَلَهُ الْاِسْلَامِ فِي Allah اِنَّ اللّٰهَ لَا يَتْرُكُ بَيْتًا hiçbir ev bırakmayacak.